Selamünaleyküm kıymetli hemşehrilerim, tüm Avşin halkımızı, ülküdaşlarımızı, dava arkadaşlarımı en içten dileklerimle, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Avşin Belediye Başkanı adayı olarak sizleri selamlıyorum. Hepinizi en içten dileklerimle, en güzel muhabbetlerimle selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki kıymetli hemşehrilerim, bir aday adaylığı süreci geçirdik. Bu süreç boyunca bizleri destekleyen, desteklerini esirgemeyen ilçe teşkilatım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatım, il teşkilatım, Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatım, genel merkezim, hepsinin şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinde, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu süreç boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm teşkilatımıza, büyüklerimize, kardeşlerimize, sevdiklerimize, sevenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bilindiği üzere şu sıra Cumhur İttifakı'nda Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmaları sona ermiştir. Cumhur İttifakı'nda Kahramanmaraş'ımızın 11 ilçesinden 8 tanesi AK Parti'ye, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen ilçelerimiz Nurhak, Ekin Özü ve Çağlayıncaevittir. Bu süreçte biz Avşin için, Milliyetçi Hareket Partisi için gerekli çalışmalarımızı, gerekli mücadelelerimizi verdik. Ama devlet büyüklerimiz ve genel başkanımız Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesi için AK Parti üzerinden anlaşıldığını bizlere bildirdi. Biz de sizlere bildiriyoruz. Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımız, Cumhur İttifakı'na olan tekrarında çalışmalarımız devam edecektir. Biz MHP ve AK Parti olarak bu yola hep beraber çıktık, devam edeceğiz. Genel Başkanımızın da dediği gibi Cumhur İttifakı'na desteklerimizi esirgemeyelim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteklerimizi esirgemeyelim. Bu şiarla çıktığımız bu yolda devam ediyoruz. Madem böyle uygun görüldü, büyüklerimiz böyle uygun gördü. Biz de elimizden gelen çalışmaları bundan önce nasıl yaptıysak bundan sonra da yapacağız. Hepinizi saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diye.